Hayrola? Hiç, bakıyorum öyle. Yıllarca öğretmenlik yaptın. Dirsek çürüttün kürsülerde. Yetmedi mi? Yetmedi. Kopamıyorum bir türlü. Hata ettim istifa edip İstanbul'a gelmekle. Büyükşehir bana göre değil Niyazi Hoca. Kara aklına uyduk. Hala iş bulamadın mı? Hanımın abisi yanına almak istiyor. Pazarlamacılık. Kapı kapı dolaşıp mal satacaksın. Yapamıyorum tabii. Bir çanta tutuşturdular elime. İki gündür boş boş dolaşıp duruyorum. Gidip söyleyeceğim. Yapamayacağım bu işi. Efendim, maalesef 500 bin lira kefalet gösteremeyenlere kitap ve ansiklopedi pazarlaması veremiyoruz. Buyurun Mertaş pazarlama. Her şey efendim. Evet, kitaptan buzdolabına kadar her şey. Yerli, yabancı. Tabii, tabii efendim. Bizde yok, yok beyefendi. Bir saniye. Evet? Dursun Bey geldi efendim. Gelsin kızım. Buyurun, sizi bekliyorlar. Gereken formaliteleri tamamlayın, gene görüşelim. Teşekkür ederim. Güle güle. Hoş geldin Dursun. Gel. Otur şöyle. Anlat bakalım, nasıl gidiyor işler? Yapamayacağım. Anlamadım. Anlamayacağınız taraf yok. Düşündüm, taşındım. Önerdiğiniz işi yapamayacağım. Peki ne yapacaksın? Şimdilik bilemiyorum. Hoşça kalın. Bir dakika. Koskoca adamsın. Zorla iş yaptıracak değilim sana. Ama her koyun kendi bacağından asılır demek de içimden gelmiyor. Kız kardeşimin kocasısın. Kendin için değil, karın için, çocuğun için gerekli bu iş. Yapamayacağım dedim. Yapamayacaktın da niçin bıraktın bu öğretmenliği? Karamın. Kız kardeşinizin yüzünden. Haklıydı kız. Doğu Anadolu'nun bilmem ne kasabası. Cehennemin bir ucu. Yaşanır mıydı orada hiç? Yaşayanlar yaşıyor. Bırak yaşasınlar onlar. Sen karını düşün. Oğlunu düşün. Oğlunun tahsili ne olacaktı sonra? O beğenmediğiniz, cehennemin bir ucu dediğiniz yerlerde de çocuklar yaşıyor. Oğlumun yaşında hepsi. Okuyor, adam oluyorlar. Çocuk yetiştirmek kolay iş değildir enişte bey. Çocuk nasıl yetiştirilir? Sen mi öğreteceksin bana? Ben öğretmenim efendi. Ne yapıyorsun lan? Hadi be! Var mısın bir yarışa? Kaybeden 10 sayfa okuyacak ama ha? Tesadüfen o taraftan geçmekte olan bizim küçük fare bu acıklı manzarayla karşılaşınca derhal yolunu değiştirip vahşi hayvanlar kralını hürriyetine kavuşturdu ve ayrılırken doğru söylememiş miyim diye sordu. Küçük arkadaşlar büyük dostluklar yapabilirler. Dostluk ne demek baba? Çocuğun kafasını da kitaplarla şişirme. Hadi, yemeğe. Evet baba, dostluk dedim, ne demek? Dostluk dayanışma demektir oğlum. Yardımlaşma, beraberlik, sevgi demektir. Biz seninle dost sayılırız öyleyse. Tabii. Annem, sen, ben, dostuz değil mi?
Tabii. Okuldaki arkadaşların? Elbette, tabii. Yemekte neler var anne? Bugün makarna ile idare edeceksiniz. Bu yaz tatile gitmeyecek miyiz baba? Bu yaz karnını doyur yeter. İş bulayım gideriz arkadaş. Bu kafayla gidersen iş bulamazsın sen. Ne var Ayşe? Abim geldi bugün. Benim ne beceriksiz, ne işe yaramaz bir herif olduğumu söyledi, değil mi? Niye geldik İstanbul'a? Niye mi? Sen istedin. Ben sürünmek için istemedim İstanbul'a gelmeyi. Abim vardı. Yardım ederdi, iş bulurdu. Buldu da. Kimsenin yardımını istemiyorum. O kimse dediğin benim abim. Abinin de yardımını istemiyorum. Anladın mı? Otur yerine! Otur dedim sana! Ne olur baba! Anneciğim, ne olur kavga etmeyin, üzülüyorum sonra. Bu yılda tatile gitmeyiz, olur biter. Hadi otur anneciğim. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Dostlar yarışır mı baba? Yarışır. Var mısın makarna yarışına? Varım. İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Deniz yırtılır kimi zaman. Bilmezsiniz kim diker. Ben dikerim. Dalga geçerim kimi zamanda. O da benim vazifem. Bir baş düşünürüm başımda, bir mide düşünürüm midemde, bir ayak düşünürüm ayağımda. Ne halt edeceğimi bilemem. İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim, mahzunluğum, duyurmayın anamı. Otur şöyle lan! Sattım be! Sattım işte! Ne var öyle bakacak? Sizler için kiraladım bu masayı. Başka kimse oturmayacak. Çay bedava. Öğlenleri köfte ekmek. Otur. Niyazi öğretmen de gelecek. Dükkan benim değil mi ya? Sattım işte. Bir ahane yapacaklarsa bana ne? Yapsınlar! Millet bir bardak bira yuvarlayıp videoda renkli şovlar izleyecekse bana ne be? Başını alıp gidemezsin. Niyazi öğretmen gelecek. Rakı içeceğiz bahçesinde. Thank you.
Etler hazır hoca. Nesin lan, nesin ha? İş beğenmesin, adam beğenmesin. Nesli tükenmiş bir tipsin, Don Kişot! Ulan karın tabii kızacak sana. Uyan ulan uyan, kendine gel şaşkın! Herkes gibi olacaksın, çevrene ayak uyduracaksın. Bizim gibi! Bu yenilmekse yenileceksin. Teslim olmaksa teslim olacaksın! İnadı bırak dursun. Özel derse özel ders ver. Bak bana, kısa zamanda evimi aldım. Arabamı da alacağım. Bir zengin çocuğu var ders almak isteyen. Vaktim yok. İstersen sen al hele. Söz ver ulan. Söz ver, yoksa bir daha borç kitap vermem sana. Bir daha rakı içmem seninle. Söz ver. Yoksa türkümüzü söylemem bir daha. Söz ver ulan! Söz ver de gör! Bizim de yüreğimiz soğumadı daha. Hekim oğlu derler, benim aslıma aynalı martin yaptırdım da narinim kendi neslime. Aynalı martin yaptırdım da narinim kendi neslime. Zaten bitirmiştik efendim. Daha yorulmadık ki anneanneciğim. Canım, Bülent'in ilk kez sıkılmadan bu kadar çalıştığını görüyorum. Yalnız dersten değil ki, spordan da konuşuyoruz. Aferin sana. İzninizle.
Onlar annemle babam. Libya'dalar, büyük bir iş aldılar. Onun başındalar. O da Sibel teyzem. 3 ay önce İngiltere'ye gelin gitmişti. Sen de hayret edersin. Bülent yeni hocasına o kadar çabuk alıştı ki. İyi. Gidiyor musun hemen? Yazlık işini konuşacaktık hani? Bak karıcığım, sabahki toplantı tam 7 saat sürdü. Akşama da Arap iş adamlarıyla yemek. Canım burnumdan geliyor. Bir de bu işlerle beni sıkma. Sen nasıl istiyorsan öyle ayarla. Tatlım. Merhaba. Niyazi öğretmen özel derslerden bir ev almış. Hazırla sofrayı. Biz de bir öğünlük bir şeyler aldık işte. İstediğimiz gibi okutamadık. Okumadılar ama şükür çok iyi izdivaçlar yaptılar. Torunumuz Bülent bizim her şeyimiz. Onun en iyi okullarda okumasını, büyük adam olmasını istiyoruz. Bizimle birlikte yazlığa gelmelisiniz. Ücretinizi fazlasıyla öderiz. Lütfen öğretmenim. Kabul edersen ne zaman gideceksin? Hemen. Ama sizi düşünüyorum. Bizi mi? Bizi düşünme baba. Ben varım evin erkeği, anneme bakarım. Yalnız iyi pazarlık et, para çok olsun. Bakalım annen ne diyecek? Kazancı fazla olacaksa git. Bizi düşünme, idare ederiz. Gözümüze gelen ışık, göz merceği yardımıyla A tabakada görüntü verir. Şekillere dikkat et. Nasıl gidiyor?
İyi gidiyor efendim. Torunumu fazla yormayın sakın. Bu akşam benim doğum günüm. Çok güzel. Aman şükür, hoş geldin. Eğleniyor musunuz çocuklar? Afiyet olsun. Ne oldu, bir şey mi var? Öyle mi? Artık gençlerin müziği yeter Kemancı, biraz da benim gençliğimin müziğini çal. Hadi bakalım hoca, biz de katılalım gençlere. Dürrizade'nin iş yemeklerinden biri uzamış olmalı. Hadi. Çok başka bir şey. Nasıl buldunuz dostlar mı hocam? Çok iyi. Hepsi birbirinden değerli insanlardır şu gün. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Dedeciğim. Hani benim doğum günü hediye? İskeleye bağlı küçük bir kozra. Ay canım kocacığım! Dans edelim mi öğretmen bey? Ayağınıza basmayayım sana. Rica ederim, ne demek? Ben ateşi severim hoca. Yaz olsun, kış olsun başında hep böyle saatlerce oturmak isterim. Sence çarpık bir sevgi mi bu? Ateş üretkendir. Etkendir. İlk çağlarda tapanlar bile olmuştur. Normaldir. Şahinde Hanım, sevdim bu hocayı. Güzel laflar ediyor. Bizim eksikliğimizi tamamlıyor. Bu gece içilir, yağmur ve ateş. Kamil efendi! Güzel bir geceydi. Çok senelere karıcığım. Kim olabilir acaba, gecenin bu saatinde? Sibel Hanım, hoş geldiniz! Sibel! Sibel! Anneciğim! Ah, Sibel! Yavrum! Canım! Canım, kızım! Sibel, kızım! Babacığım! Kadehler neyin şerefine kalkıyor? Hani ne derdin baba? Benim kızlarım aklına eseni yapmalı. İşte ben de yaptım. Baktım evlilik yürümüyor, valizimi aldığım gibi atladım uçağa geldim. Aman tanrım! Komplekse kapılmana gerek yok anne. Kızınız terk edilmedi, terk etti. Çok uykum var, iyi geceler babacığım. Yarın görüşürüz. Günaydın kızım! Günaydın anneciğim! Kolay gelsin Bülent! Sağ ol teyze! Bu güzel havada ders çalışmak ve de çalıştırmak sıkıcı olmuyor mu? Devam edelim.
Abi senin Sibel Dürrizade dönmüş, haberin var mı? Yok canım. Çocuklar yürüyün! Hadi gidip bakalım! Hadi, yürüyün! Hadi gidelim! Prensesimiz dönmüş. Kral her türlü yardıma hazır. Güneşleniyorum, rahat bırak. Adam olamazsın demiştin. Bak, vücut kralı oldum. Sıktın be gerzek! Gerzek mi? O da ne demek? Bak oğlum, orada çocuklara ders vermeye hazır bir öğretmen var. Git ona sor. Ben sabırlıyım prenses. Beklerim. Yaranızı sarmaya her an hazır olduğumu unutmayın. Ne oldu, ne adam? Gidelim çocuklar. Canım babacığım, seni çok özledim. Annemin dayısının oğlu nişanlanıyormuş. Biz 3 günlüğüne İzmit'e gideceğiz. Sen dönmeden burada olacağız. Bizi merak etme, çok iyiyiz. Annem de, ben de çok seviyoruz seni. Oğlun arkadaş. Nasılım hoca? Ha? Nefesini bırak yoksa fıtık olursun. Ha? Bırakın da opalayım şunu! Ya bırak! Öğretmenim! Biz teyzemle şöyle bir tekne gezintisi yapacağız. Siz de gelir misiniz? Ne olur öğretmenim? Thank you.
para da bana verir misin? Senin adın niye Dursun? Adın niye Dursun dedim? Çok garip bir at. Başka bir at bulamadın. Büyütmeniz gerekmez. Kim olsa yapardı. Nereye gidiyorsunuz? Eve gidiyorum, küçük hanım. Kızdınız. Oysa ufak bir şakaydı. Hı. Hem boğulan birini kurtarmaya çalışmak, en azından boğulmayı göze almaktır. Teşekkür ederim. Hı. Bir dakika. Kendimi affettirmem gerek. Ben de şehre gidiyorum. Sizi götüreyim. Yanındakileri hiç düşünmez misin? Bundan hızlısı yoktur. Plakası neden yabancı diye sormuyorsun. 8 silindir. Sokulması yasak. Babam bunun da bir formülünü bulmuş. Araba 3 ayda bir girip çıkıyor. Bak şimdi roketleyecek.
Açık söyle. Şu an benim için ne düşünüyorsun? Söylemeyeyim. Pek hoşunuza gideceğini sanmam. Delisin sen. Başkaları benim gibi bir kızla olmaya can atarken sen neler düşünüyorsun? Çok ayıp. Bir daha görüşmeyecek miyiz yani? Sanmıyorum. Evime kadar getirdiğiniz için teşekkür ederim. Bir dakika! Nereden dönebilirim? Bu yol çıkmaz. İlerideki arsadan döneceksiniz. Mersi. Dursun amca! Dursun amca! Dayınızın oğlu nişanlanıyormuş. Sizinkiler oraya gittiler, yoklar. Dışarı mı atıldınız sayın öğretmenim? Akrabalarına gitmişler. Ben de arkadaşlarıma gidiyorum, meraklı taze. Götürebilirim. Eğer gururunuza dokunmazsa, yol üstü bir yerde bir kadeh bir şey de ısmarlayabilirim size. Reis! Güzelimiz dönmüş. Kendine yaraşır biçimde, apansız, habersiz. Nasılsın reis? Şimdi daha iyiyim. Sensiz burası bir çöldü, otur bakayım şöyle. Neredeydin bu zamana kadar? Emriniz Sibel Hanım. Önce konuğumuza baksaydınız. Buyurun, rahattır. Ne emredersiniz? Rakı. Başına. Rakı içenleri sevmezdin. Yeni sevgilin kural dışı mı? Sevgilisi değilim beyefendi. Ben de beyefendi değilim. Reis! Buyurun! Kim bu? Sert bir kaya her an çizmeye, kanatmaya hazır. Sen bana bakma Emi. Ben her zaman böyle değilim ha. Haftada birdir benim avanaklığım. Ve bakışlarımdaki bulanıklık. Sensiz oldukça. Şiiri seviyor musunuz? Çok. Yazarım da. Yaşamdan yana olan ve yaşamı daha güzelleştiren her şeyi severim ben. Islak asfalttan faytonlar geçer ard arda. Faytonlarda güzel kadınlar. Hep dokunur bana bunal sesleri. Sen bana bakma Emi. Alanda bir saat var. Bilmezsin. Senin saatin yok. Benim var. Senin bileklerin ince, benimkiler kalın. Ufacık ellerini okşarım. Ufacık ellerini. Sen bana bakma Emi. Sarhoşum ben. Ben de. Delilikler yapmaya var mısın? Dalgalı bir denizde koşalım. Belki yağmur yağacak. Her zaman bir yerlerde güneş vardır. Bir umut gibi. Müzik.
güzel güneşi bence. Bir şeyin şerefine olmalı. Yaşanası bir dünyanın diyelim. Bu çok genel. Bizimle ilgili olsun. Batan güneşin şerefine diyelim. Başlayan bir aşkın şerefine. Babamı çok özledim anne. Acaba ne zaman dönecek? Yakında. Sana bir şey söylesem inanır mısın? Ben bütün dünyayı gezdim. Türkiye gibisini görmedim. Sen bütün dünyayı gezmişsin. Ben Türkiye'yi gezdim. Hem de karış karış. Dünyanın en güzel fındığını yetiştiren, mavi ve yeşilden başka renk bilmeyen Karadeniz, karın yumuşak bir yorgan gibi örttüğü doğu yaylalarını, Batman'da yerden fışkıran petrolü gördüm. Konya'da başakların yeşil bir deniz gibi dalgalandığı ovaları, Ege'de incirden akan balığı. Sen sahiden öğretmensin, değil mi? İlk görev yerim çok uzak bir kentti. Kışın tepede kar yağarken, eteğinde yaz gülleri açardı. Benim yurdum güzeldir. İnsanları gibi. Sevilesidir. Uğrunda ölünesidir. Seni seviyorum. Sarhoşsun sen. Olabilir ama ne dediğimi biliyorum. Ve tekrar ediyorum işte. Seni seviyorum. Aldanıyorsun güzel kız. Sevgi... Sevgi bu denli çabuk ve nedensiz oluşmaz. Bir heves seninki. Bir oyun. Bu ne sürpriz! Arkadaşım Metin, kolejden. Dursun Bey. Memnun oldum. Ben de. İsterseniz bu güzel geceyi başka bir yerde devam ettirelim. Davetli mi olun lütfen? Şimdi bambaş ellerim seni çağırdım.
Hemen geliyorum. Sibel, ne tatlı bir sürpriz, hoş geldin. Dursun Bey. Alkışınız içtendi, teşekkür ederim. Şarkınız güzel. Doğrusu Londra günlerinin bu kadar kısa süreceğini ummuyorduk. Fazla nemliydi hayatım. Ben güneşi tercih ederim. Bilirsin. Dans edelim mi? Hadi çocuklar, sıra bizde! Hadi bakalım hoca, bizimle dans edeceksin. Biz böyle rahat. Sen istersen otur. Hoca bizimle dans edecek. Canım istemiyor, gidelim. Güle güle hayatım. Dur hoca! Bizimle dans edeceksin. Canım istemiyor.
Ne istiyorsun? Kavgaysa sen beni döversin. Korktu! Korktum. Şimdi köpeğini önümden çek de gidelim. Pekala! Gidelim. Yoksa fena ıslatacaklar bizi burada. Olamaz. Gidelim. Korkamazsın! Korkak erkeklerden nefret ederim. İşte kapı! Git! Ne haber didik? Canavarsın sen! Korkak değilim ben. Sahtekarsın sen! Hiç kimse bana sahtekar diyemez, hiç kimse! Sağ ol efendim. Gördünüz mü onu? Gitti efendim. Sabahın bu saatinde İstanbul'a vasıta bulmanız zor dediğim halde yine de gitti efendim. İsterseniz taksi şoförlerinden nereye gittiğini öğrenin. Ne olur lütfen. Bağışlayın efendim. Seni çok seviyorum. Kendine de, bana da eziyet ediyorsun. Oysa seviyorsun beni. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Sevmesen kaçmazdın. Kaçmadım. Kaçtın. Seviyorsun. Sevmiyorum ben. Senin neyini seveyim? Hayatta eline bir diken bile batmamış. Şımarığın birisin sen, hiçsin! Değersizsin, çirkinsin! Sevmiyorum seni, sevmiyorum! Peki niye bu kadar bağırıyorsun? Seviyorsun beni, çılgınlar gibi seviyorsun. Annen evde mi? İçeride. Bu gazeteyi okudun mu? Kocam eve sokmaz böyle gazeteleri, kızar. Tabii sokmaz. Bak. Adın neden Dursun diye sormuştum bir zamanlar. Cevap bile vermemiştin bana. Anlat, seninle ilgili her şeyi bilmek istiyorum. Benim doğduğum köyleri geceleri eşkıyalar basardı. Bizim yörede yaşam çetin bir savaştır. Doğa insana acımasız davranır. Bazen kuraklık, bazen sel, bazen de salgınlar. Benden önceki kardeşlerim hep ölmüş. Dursun demişler bana. Yaşasın anlamında bir yakarış yani. Ben de sizin yörelerde doğsaydım adımı ne koyarlardı acaba? Zeynep. Zeynep, çok güzel. Sevdim bu ismi.
bundan sonra bana Zeynep de, tamam mı? Zeynep. Zeynep. Babacığım. Sibel. Nasılsın yavrum? Mutluyum baba. Olamayacak kadar mutluyum. Belli oluyor kızım. Çok mutluyum baba. Ama kısa süreli olmasından korkuyorum. Mutluluğunun uzun sürmesi için elimden ne gelirse yapacağım kızım. İnan. Canım babam benim. Önemli adamsın hoca. Haydas şımarık torunumu iki derste adam ettin. Kızımı ilk kez bu kadar mutlu görüyorum. İyi kızdır. Dik kafalıdır belki biraz. Başına buyruktur ama... iyi kızdır. Yüzüne renk gelmiş, bakışları değişmiş. 5 yaşından beri bu kadar mutlu sarılmamıştı boynuma. Bu kadar sıcak babacığım dememişti 20 yıldır. Gel şirketlerinden birinin başına geç. Genel müdür ol. Yüklü bir maaş al desem, kabul etmezsin. Sibel anlattı. Prensiplerin varmış. Saygı duyarım. Bir özel okul düşünüyorum. İlk, orta, lise, tüm bölümleri kapsayan büyük bir eğitim kuruluşu. Sermaye benden, yönetmek senden. Kar ortak. Ne dersin? Kızımın mutluluğu sürsün istiyorum hoca. Evlenmenizi istiyorum. Kızınız söylemeyi unuttu galiba. Ben evliyim. Hı, biliyorum. İşin o tarafını bana bırak. Karını razı ederim. Bak hoca, okumuş adamsın. Su kaç derecede kaynar, güneş dünyadan kaç kilometre uzaktır bilirsin. Ben bu mereti içer, güzel içki derim. Oysa sen bunun nasıl ve nelerden yapıldığını sayarsın. Ama insanları benim kadar tanıyamazsın oğlum. Onları razı etmenin çeşitli yolları vardır. İnsanları razı etmenin çeşitli yolları. Önce para. Olmadı mı? Zorla. Tehdit ederek. Zora gerek kalacağını pek sanmıyorum. Paraya da gerek kalmayacak. Anlamadım. Çocukluğumdan beri karışık hesaplar hep midemi bulandırdı. İnsanların mal gibi alınıp satılmasına alışamadım bir türlü. Kaldı ki karım çok iyi bir insandır. Hele arkadaşı bir görseniz. Arkadaş, oğlum benim. Ve onu çok özledim. Dursun! Allah'a ısmarladık. Anlamadım. Satın alınan damatlığı bana yakıştırmamalıydınız. Sarhoşluğun başlattığı bir oyundu. Bitti. Gidemezsin dur. Şaka ediyorsun. Bir şaka gibi başlamadım. Bir şaka gibi biz.
Hayır. Bitemez. Gidemezsin. Ya. Gidemezsin. Ben gideceğim dedim mi? Giderim. Hoşçakal. Dur! Hiçbir şey söyleme. Al bavulunu, çek git. Ayşe! Git! Bitsin artık bu kabus! Bırak da anlatayım. Neyi anlatacaksın? Dul karılara gönül eğlencesi olan, kovulunca da evine dönen zavallı bir erkeğin hikayesini mi? Haklısın. Hatalıydım belki. Ama kovulmadım. Kovulmasan dönmezdin. Dinle beni. Bağırma! Korkutamazsın beni. Karşında her dediğini kabullenen eski Ayşe yok artık. Fırsat ver anlatayım. Gerekmez. Bütün bunları kabullenecek haysiyetsiz bir kadını sen de istemezsin. Değil mi Dursun? Bak! Dokunma bana! Bu pis ellerinle bana dokunamazsın! Dokunamazsın! Kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı. Komşular artık dönmeyecek kocan diye alay ediyorlar benimle. Döndüm ama. Hata ettin. Dönmeyecektin. Dün abimler buradaydı. Karar verildi. Boşanmak için mahkemeye müracaat ettik. Karın haklı. Ne bekliyordun yani? Boynuna sarılıp hoş geldin demesini mi? Gözlerini kapayıp her şeyi kabul etmesini mi? Suçlusun Dursun. Evet, suçlusun. Hepimize karşı suçlusun. Karına karşı, bize karşı, inandığın, baş koyduğun davaya karşı suçlusun. Bu kadar çabuk yenilmeyecektin. Teslim olmayacaktın bu kadar çabuk. Yenilmekse yenileceksin. Teslim olmaksa teslim olacaksın! Suçlusun Dursun! Tüm sevdiklerine karşı! Oğluna! Arkadaşa karşı suçlusun! Arkadaş! Arkadaş! Küs müyüz? Arkadaş! Unuttun mu arkadaş?
Biz sadece baba oğul değiliz ki. İki dostuz. Dostlar birbirlerini dinlemeden birbirleri hakkında karar vermemeli, değil mi? Gel bir yerde konuşalım seninle biraz. Arkadaş! Seninki burada. Saatlerdir durmadan içiyor. Bence hemen gel. Hoşça kalın. Hoşça kalın dünya insanları. Bir şey mi dediniz efendim? Hı. Ben artık sizden değilim. Düşüncelerimde sessizlik, rüzgarlar içindeyim. Bir tane daha. Çok olmadı mı abi? Dinle beni, nice hainler gördüm. Nice zalimler. Durmadan üşüyorlardı. En sıcak sobaların yanında. Durmadan açtılar. Önlerinde bir çuval ekmek. Durmadan uykusuzdular döşeklerinde. Durmadan. 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 Birince uzağa bakıyorlardı. Yorgun. Bir tane daha mı? Hemen abi. Herkes ölüp gidiyor. Şerefine içiyoruz prenses. Yaşanası bir dünyanın şerefine diyelim. Hayır. Kimse inanmıyor sözüme. Ve bakıyor bana gülerek. Yoksa bir ben mi yaşıyorum? Yoksa bir ben miyim ölecek?
da şimdilik bir şey söylememiz. Mı? Ne duruyorsun öyleyse? Yürü! Ameliyat bitti, aşağıya indirdiler. Yaşayacak değil mi? Ölmek istiyorum diye sayıkladı, durdu. Sanıyorum onu hayata bağlayan hiçbir şey yok. Yaşaması için yaşamayı istemesi gerek. Bu çok önemli. Dost.